Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz turnuvada Brezilya ve Türkiye maçını oynayacağız. Bu maçta ben Türkiye'yi aldım. Rakip Brezilya. Brezilya biliyorsunuz biraz daha güçlü. Ben burada Türkiye'deki bizim kadromuz 4-5-1 için çok elverişli. Ve golle başladık arkadaşlar. 2 de bulduk penaltı. Burada serbest vuruş penaltı o tarz yani uzmanlara çok iş düşüyor görevler verirken. Verdiğimiz görevlere dikkat etmeniz ve kırmızı kart gördük şu anda maçta. Umarım kırmızı kart görmemize rağmen kazanırız. Ben bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Dakika 52-1 oldu. Yani burada son zamanlarda hakeme göre daha çok kırmızı kart görme ihtimalimiz oluyor. Ve hakeme göre agresif, normal seçmemizi tavsiye ederim. Şu an son güncellemeden sonra biraz daha etkili oynuyoruz. Son oynadığım maçlarda eğer agresif seçiyorsam genelde kırmızı kart görme ihtimalim biz oluyor yani maçlara. Ona göre size de dikkat almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. maç 2-1 bitti yanılmıyorsam ve aynen 2-1 kazandık maçı. 4-5-1 taktiğiyle oynadık. Brezilya işte baktığımda 4-3 şu anda en son baktığımda bilgi analistinde. Şimdi istatistiklere bakalım arkadaşlar. Yani görüyorsunuz korner ve şeyden atılan gol. Rakip 4-3 şu oynamış. Biz 4-5-1 oynamışız. Yani burada istatistikler gayet iyi. 4-5 bire göre 2 gol atmışız. Atamız gol sayısı 7 şutta isabet oranımız daha yüksek. Ve maçın adamı İlhan Mansız olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz Costa Rica ile Çin'de beraber kalmış. Biz 2-1 kazandık ilk maçı. Buradan baktığımızda arkadaşlar taktiklerimize. Kaleyi görünce vurma oynamıştım arkadaşlar. Taktik sayfasını açıyorum. Dizilişimiz 4-5-1 arkadaşlar. Bu şekilde standart diziliş. OS bir tane olduğu için Mustafa İzzet'i oynamıştık OSS olarak. OS'de. Genelde kadromuz Okan Buruk falan ilan olduğu için sol kanatlar daha çok var. Sol kanat, sağ kanat. 4-5-1 için. Kaleye görünce vur oynadık. Forvetler orta sahayı destekliyor arkadaşlar. Geri kalanlar pozisyonu koruyor. Burada ekstra olarak bir offside taksi yazdım rakip 4-3 A oynadığı için. Mücadelemi agresif yaptım. Baskıyı 19, defansif stil 39, tempo da 69 arkadaşlar. Bir tek dediğim gibi ekstra olarak offside tuzak kurdum rakibe. Çünkü 4-3 A oynayan rakibimiz. Yararı oluyor 4-3 A'da. Hani 4-3 A veya böyle çok forvetli oynayanlar offside taktiğimizi açtığımızda bu şekilde. Görevlerde de kaleciye kaptan yaptım. Ben ayıdan mansız Tugay Kerim serbest oluşları yapmıştım. Hani herkes burada yaş ortamı 26 olduğu için ben kaleciyi seçtim. Çünkü kalecinin daha çok görev ihtiyacı var bu tarz şeyde. Brezilya'nın kadrosuna baktığımızda da biliyorsunuz hani Ronaldo, Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Ricardinho, Roberto Carlos'lar falan. Gayet güzel bir kadrosu var. Bizim kadromuza göre kat kat güçlü bir kadro. Ama biz de o turnuvada üçüncü olduk yani. Ama bu sefer şampiyonluğu almayı düşünüyorum. <laughs> Türkiye ile. Hani kadro değerine baktığımızda 200 milyon Brezilya'nın 201 milyon. Bizim 164 milyon arkadaşlar. Hani 4-5-1 taktiğini bu tarz turnuvalarda denerseniz sizlerin de işine yarar. Çünkü baktığımızda 4-5-1 taktiği güzel bir taktik. Yani turnuva taktiği aslında. Turnuvalarda her türlü iş yapılabilecek bir taktik arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olsanız memnun oluruz arkadaşlar. Yeni taktiklerimiz devam edecek.